Merhaba değerli izleyicilerimiz, Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doğayan isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün İstanbul Çatalca'dayız ve yanımızda firma sahibimiz Umut Bey var. Bizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki burada yaptığınız faaliyetlere değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyicilerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? Ben UMET Afriyat Yönetim Kurulu Başkanı Umut Ulgün. Yaklaşık 10 yıldır bu işin içerisindeyim. Babadan gelen bir serüven, çekirdekten yetişme. Faaliyetlerimizi bu şekilde sürdürüyoruz. Harika. Evet. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim Umut Bey. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, bu serüven nasıl başladı? Bu serüven 95 yılında, babamdan gelen bir serüven dediğim gibi 95 yılında kuruldu. Bir 10 sene kadardır da ben aldım bu mesleği elime. Nasıl desem, işte 10 yıldır da bu serüveni ben ilerletiyorum. Evet. Bu şekilde devam evet. ediyoruz. Harika. Peki burada ne tür faaliyetlerde bulunuyoruz ve müşterilerimize, izleyenlerimize neler sunuyoruz? Nasıl bir faaliyetlerde bulunuyoruz? İşte altyapı gibi, antrepo depo temelleri, kanal çalışmaları vesaire, asfaltlar, yol gibi şeyler, ev temelleri. Daha çok bizim için şey önemli, müşterimizin bize getireceği iş önemli. Bizim iş saatimiz yok. 7-24 biz müşterimize hizmet veriyoruz. O yüzden nasıl desem, Çatalca bölgesinde birinci sırada geliyoruz. Çok güzel. Peki bu süreç nasıl ilerliyor tam olarak? Şimdi afaki söylüyorum, herhangi bir müşteri buraya geldi. Evet. Daha sonrasında nelerden faydalanabiliyor? Bu serüven müşteri geliyor. Yani müşteri bize gelirken tabii ki de birkaç yerden fiyat alıp geliyor. Ama bizim için fiyatlar önemli değil. Biz müşteriye şunu sunuyoruz. Bizim fiyatlarımız sağdaki soldaki firmalara göre bir tık daha üstte olabilir. Ama biz işimizin %100 eminiz. İşimizin arkasındayız. Eğer bizim işimizde bir sıkıntı çıkarsa biz o işi bir daha kendi temelli ediyoruz. Evet. O yüzden biz müşterimize bunu sunuyoruz. Yani tabii ki de çevremizden dolayı, dostlarımızdan dolayı ilk geldikleri firma biz oluyoruz. Peki işinizi yaparken biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde kalite olmazsa olmaz. Evet. Kaliteye ne derece dikkat ediyoruz? Kaliteye ne derece dikkat ediyoruz? Zaten kalite çekirdekten geldiği için o yüzden bizim kalitemiz her zaman %100'dür. Zaten bu müşteri bize gelirken sağdan soldan isim duyduğu için geliyor. Yabancı da olsa isim duyuyor. O yüzden bizim her zaman kaliteli bir ismimiz var. Kaliteli evet. bir iş sağlıyoruz. Sağlam bir temel içinde kalite lazım. O da UMET Afriyat'ta. Kesinlikle öyle. Yani baktığımızda referanslarınız zaten ön ayak oluyor değil mi işlerinizde? Evet, 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 evet. Harika. Peki sizler işinizi yaparken en çok nelere dikkat edersiniz? Biz işlerimizi yapan ilk önce iş güvenliğine dikkat ederiz. Ondan sonra bize çalışan, bizle beraber çalışan, bu işe emek veren insanlara dikkat ederiz. Çünkü biz o adamlarla beraber yol yürümezsek benim müşterilerime de karşı mağcup olurum. İlk önce bizim operatörlerimiz, şoförlerimiz, biz bunlarla beraber iç içeyiz. İlk önce münakaşamızı bunlarla yaparız. Ondan sonra müşterimizin işine geçeriz. Evet. Biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde bir de güven olmazsa olmaz. Evet. Aslında her sektörde öyle fakat sizin sektörünüzde bir tık daha üstte diyebiliriz. Bu güveni burada nasıl sağlıyoruz? Bu güveni nasıl sağlıyoruz? 95 yılında Sefer Olgün, kendisi benim babam olur. Allah razı olsun. O güveni o burada sağlamış. Onun bir ismi var, onun bir kalitesi var. Onun arkasından da Umut Ulgün olarak devam ediyoruz. Yani bütün güven Sefer Ulgün adına başladı. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz bu alanda. Baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Evet. Aynı sektördeki diğer firmalardan sizlerin farkı nedir? Zaten çok değerli izleyicilerimiz bilir ki bizlerin en önem verdiği sorulardan bir tanesi. Diğer farkları nedir? Tabii ki de rakip firmamız, kimsenin firmasını da kötülemek istemiyorum. Ama dediğim gibi bir isim var,
Ve diğer firmalar şuna dikkat etmiyor. Yanındaki adama dikkat etmiyor. İlk önce yanındaki adama bakacaksın. Ondan sonra müşterinin işi güzel çıksın. O yüzden her zaman Umetar Fiyat. Evet, yani işimizin arkasında duruyoruz. Herhangi evet. bir problemde kesinlikle müşterilerimizi ilgileniyoruz. Evet. Çok tabii güzel. Ki de müşteri mesela işi olmadı. Bizden dolayı eğer o işi bir daha biz kendi çabamızla kendimiz düzeltiyoruz. Müşteriye öyle teslim ediyoruz. Evet, baktığımızda ekip arkadaşlarımıza da oldukça önem veriyoruz değil evet, mi? Evet, tabii ekip arkadaşlarımız bizim için birinci sınıfta geliyor. Çok güzel. Kaç kişi istihdam sağlıyoruz? Kaç kişi istihdam sağlıyoruz? 15 kişi. 15 kişi. Evet. 15 kişi istihdam sağlayıp ülkemize de faydalı oluyoruz diyebiliriz evet. o zaman sizler için. Evet. Peki hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç kaç aralığı? Saat hangi günlerde? Bizim için gün önemli değil. Biz haftanın 7 günü çalışıyoruz. Haftanın 7 gün çalıştığımız gibi 7-24'te çalışabiliyoruz. Tabii ki de her zaman 7-24 çalışmıyoruz. Çünkü müşterilerimiz 7-24 çalışmıyor. Bir çalışma saatleri var. Onların çalışma saatine göre biz çalışıyoruz. Yani sabah 8, akşam 7-8 bazen bir daha dönebiliyoruz öbür güne. Evet. İşin yoğunluğuna bağlı. Evet. Bizim günümüz yok. Müşteri ne zaman gelirse biz o zaman. Yani baktığımızda müşteri memnuniyeti odaklıyız ve evet. telefonlarımızda 7-24 evet. açık değil aynen. mi? Evet. Harika. Peki izleyenlerimizi bilgilendirmek adına soruyorum. Bu sektörün artıları ve eksileri nelerdir sizce? Artıları ve eksileri. Artıları güzel insanlar karşılaştırıyor bize. Güzel insanlarla tanışıyoruz. Kalite yükseliyor. İsim yükseliyor. İsmin daha çok dağılıyor çevreye vesaire. İnsanlara faydalı oluyoruz değil insanlara mi? İnsanlara faydalı oluyoruz. Yollar en önemli şey. Medeniyet yoldur. Kesinlikle. Bunu da biz getiriyoruz. Evet. Eksileri de şu. Rakip firmalardan eksiler geliyor. Şöyle nasıl eksi geliyor? Bir tık daha aşağı fiyat verdikleri için işi bozuyorlar. Bizim eksimiz bu. Yani müşteri çalıyorlar daha doğrusu. Evet, tabii ki böyle problemler de oluşabiliyor. Evet. Ama biz bu eksileri her zaman artıya çevirmeye çalışıyoruz değil mi? Evet, biz de artıya çevirdiğimiz için fiyatımız hep aynıdır. Kalite güvenimiz %100'dür. Çok güzel. Ne kadarlık süreçte tamamlayabiliyoruz işlemimizi? Ne kadarlık bir süreçte tamamlayabiliyoruz? O işin durumuna bağlı. Afaki söylersek? Yani 100 metrekare alanı 3 saatte 5 saatte tamamlayabiliyoruz. Yani hızlı teslim. Hızlı teslim işin durumuna da bağlı ama şöyle bir şey de var. Tabii ki de biliyorsunuz Çatalca bölgesi, arazi bölgesi. Yağmur yağdığı zaman toprak hemen çamur oluyor. Evet. Sulak bölge oluyor. O yüzden bu bizim işimizi bir tık geriye atıyor. O yüzden her zaman havalar güzel olduğu zaman biz işimizi ne kadar erken teslim edebilirsek o kadar bizim için daha iyi. Harika. Evet. Peki hangi bölgelerde faaliyet gösteriyoruz? Sadece şu anda Çatalca bölgesi. Yani Çatalca, Çanakkale, Kırklareli bu bölgelerdeyiz. Gebze tarafındayız. Ama Çatalca bölgesinde daha çok yoğunuz. Çünkü Çatalca bölgesi bize bu işi başlatan bir bölge, bizim ekmeğimizi veren bir bölge. Müşterimizin, çevremizin daha çok olduğu bir yer olduğu için genellikle Çatalca bölgesindeyiz. Herhangi bir talep olduğunda da yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki de, tabii ki de. Türkiye'nin neresinden telefon gelirse biz ona göre bir yardımcı oluyoruz. Yani biz gidemesek bile orada bir dostumuz varsa arıyoruz. İşte şurada şöyle bir müşterimiz var. Bununla ilgilenir misin? İlgileniyor. İlgilenemiyorsa eğer ben buradan kalkıp gidiyorum. Orada müşterimizin işini teslim ediyorum. Geri geliyorum. Çok güzel. Peki herhangi bir problemle karşılaşıldı varsayalım. Müşterilerinize yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki de. Biz ne kadar haksız olursa, müşteri ne kadar haksız olursa olsun, müşteri her zaman önceliktir bizim için. Evet, yani baktığımızda müşteri memnuniyeti odaklıyız. Evet. Güvene ve disipline oldukça evet, da önem evet. veriyoruz. Harika. Özetle baktığımızda, müşteriler ve izleyenlerimiz sizleri neden tercih etmeli? Bizleri neden tercih etmeli? Bizleri... İşimizi güzel yaptığımızdan, disiplinden vesaire, kaliteden, geçmişten gelen bir serüven olduğu için, 95 yılından gelen bir serüven olduğu için, eskiye dayanıklı olduğu için ve kalite sağlam bir temel için olduğu için. Kesinlikle öyle. Dediğimiz gibi biz bu işin çekirdeğinden evet. geliyoruz değil mi? Harika.
gelecekteki hedeflerinizi de sizlerden öğrenelim. Gelecekteki hedeflerimiz daha çok yükselebilmek, daha çok bir marka olabilmek. Türkiye'nin dört yanına hizmet verebilmektir. Harika. Peki bu 95'ten gelen süreçte sizce misyonunuzu tamamlayabildiniz mi? Biz de tamamladık. Bence tamamladık. Daha çok da tamamlamaya çalışmaya devam ediyoruz. Tamamlamaya yakınız, evet. Ve o doğrultuda ilerlemeye devam, evet, ediyoruz. Değil mi? Harika. Bizler de sizleri tebrik ediyoruz bu alanda. Teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak çok değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Güzel bir projeler için, güzel yatırımlar için, güzel çalışmalar için, güzel temel atabilmek için ya da sağlam bir temel atabilmek için UMTA Harfiyat'ı tercih etmelerini söylemek istiyorum. Kesinlikle öyle. Gelsinler, evet, sizlerle bir tanışsınlar, evet, değil mi? Tabii ki de. Ne zaman aramak isterlerse arayabilirler. Evet. Bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım ki izleyenlerimiz ulaşabilsin. Sosyal medya hesapları Instagram hesabı. UMTA Harfiyat dedikleri zaman, yazdıkları zaman zaten çıkıyor en başta. İletişim ve konum bilgileriniz mevcut, evet, değil mi orada? Evet, iletişim, konum, her şey mevcut. Web sitesi falan da mevcut. Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Umut Bey'i tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Bizleri izlemeyi unutmayın.